Tamam olur ha? Bak hatta şöyle yapalım istersen. Yarın buluşalım olur mu? Tamam, iki uyar. Anlaştık. O zaman ben akşam kesin saati mesaj atıyorum sana. Tamamdır. Dikkat et kendine, öpüyorum. Bay bay. Ne? Ne bakıyorsun? Bozduğunu düzeltmeye çalışıyorum burada. Kusura bakma Pelin de biz de senin iyiliğin için uğraştık herhalde. Sana da yaranılmıyor ama. Ne alakası var Feraye? Hem tamamen boşa sinir yapıyorsun şu an. Tamam, kapat konuyu. Ya ateşle oynuyorsun, farkında mısın? Daha ne kadar devam ettirmeyi düşünüyorsun bu durumu? Selim ya da Koray'dan biri katil olana kadar mı? Abartma kızım ya. Sen bazen önünü göremiyorsun gerçekten. Daha da bir şey demiyorum sana. Canım bak, ben de o Koray'ın çok meraklısı değilim. Ama Selim'in dikkatini çekebilmenin tek yolu şu anda Koray. Ben her şeyi göze aldım diyorsun yani. Epek sen bilirsin. Ne diyeyim? Kontrol bende diyorum. Ben istemediğim sürece hiçbir şey olmaz. Ulan tamam. Ben zaten daha uğraşamayacağım seninle. Ya adama kadar anlatsana şunu. Tesis açıklığına girmiş. Kapıda yakaladım dün. Necdet Bey'e teslim etseydim bir kere daha gözüne girecektim adamın ama teptim o fırsatı. Resmen bıraktım gitti Gonca'ya. Üstüne bir de Necdet Bey çıktı. Karşılaşmasınlar diye bir de onu oyaladım. Yataklık ettim Gonca resmen. Serdar Necdet Bey'in eline geçse ne yapar biliyorsun değil mi? Sen kalkmış bir de bana yardım etmiyorsun diyorsun. Özür dilerim. Ben bilmiyordum. Neyse. Necdet Bey bizi burada görmeden gitmek istiyorum müsaadenle. Biletim sensin Erkut. Sensin. Sen ver bakalım, sen ver bakalım. Allah'ım ne olur yardım et. Şimdi ben Rabia teyzeye nasıl söylerim Cemal amcanın niyetini? Of! İnci! Bırak şu elindeki zımbırtıyı. Hadi gidiyoruz. Ama Elif abla... Elif ablan gelmiyor. Ama niye? O burada kalacak. Fazla konuşma. Düş önüm hadi. Elif. Hadi içeri girelim yavrum. Hava serinledi. Tamam. Yavrum, senin neyin var? Bir şey mi oldu? Yok bir şeyim. İyi, hadi bakalım.
Polisler ne diyor peki? Kaza nasıl olmuş? Ellerinde Elif'le ilgili bir bilgi var mıymış? Ne bileyim bir iz falan. Bilmiyorum ki. Bir şey söylemiyorlar. Neden? Yerine getirmesi gereken prosedürler varmış. İyi madem halledelim o zaman. Boşa vakit kaybetmeyelim. Merak etme anne. Avukata talimat verdim. Dilekçe yazacak. İzin çıktığı anda da Elif'e bakan aileye ne olup bittiğini öğreneceğiz. Eğer onlara ne olduğunu öğrenirsek belki Elif'e bir adım daha yaklaşmış oluruz. Ay hadi inşallah. Yok ben inanıyorum. Siz de göreceksiniz. Yani adamın yalan söylemesi falan belli ki bir şeyler saklıyor. Sabret anneciğim. Biraz daha sabret. Az kaldı. Bulacağız seni. Nereden nereye? Eskiden gürültü patırtı. Şimdi nasıl merhametli iyi insan oldu dayı. Gördün mü kızım? Elif? Efendim Rabia teyze? Ne oldu kızım? Yok bir şey. Hadi bak sana süt getirdim iç. Bak kızım. Hep derim ben. Allah herkese iyi, hayırlı komşu nasip eylesin inşallah. Komşu bir nimettir yavrum. Bak Cemal oğlum da benim. Her şeyimi koşturur oldu çok şükür. Elif, sen iyi misin kızım? Yok yok Rabia teyze, iyiyim sağ ol. Ay yoksa sen hasta mı oluyorsun kızım? Ben sana şimdi sıcak bir çorba yapayım, iyi gelir ha? Dur geliyorum. İyi gelir. Cemal amca kandırıyor Rabia teyzeyi. Of, bir çare bulmam lazım. Şimdi yarın o iş tamam mı diyorsun ya? Sen rahat ol. Rahat ol. Yarın o yaşlı kadına imzayı attırdın mıydı? Bitti gitti. Orasını düşünme. İmzayı çaktıktan sonra o kadar parayla ne yapacağız? Onu düşün sen. Şimdi iyi tamam mı? Senin bana gösterdiğin dükkan benim gözüme biraz böyle küçük gibi göründü. Madem çok paramız var, daha büyük bir dükkan alalım da şanımız yürüsün yani değil mi? He? Bak, sende işi var. Sen akıllı adamsın. Büyük balık hesabı diyorsun değil mi? Evet abi ya. Geçelim şöyle büyük bir dükkana. İçeriyi de böyle şekil mekil dekore ettik mi? Değil mi? Yani piyasanın var ya, tozunu attırırız be, tozunu. O zaman böyle gelirler, namımızı duyanlar. Önümüzde ceketlerini iliklerler. Abimin kralı, en kralı biz oluruz be. Allah'ım bu sen kral biziz. Benim mazot bitti ya. Bilalım, gece bitmeden mazot biter mi ya? Ha? Al sana mazot. Arpa suyunun neyi vardı yani? Ben bunu sevmedim aga. 40 yıllık içeceğim, buna alışamadım ya. Ya birader, arpa suyu bir kere amele içkisi. Biz amele miyiz ya? Yok. Yok tabii. Hem yarın biz bir imzayla patron olacağız, patron. Patron adamlar bunu içer. Şarap içer. Niye biliyor musun şarap içer? Yok. Yok tabii yok. Çünkü şarap kan yapar. Kan yapınca ne olur?
beynine daha çok kan pompalar. O zaman insan böyle güzel düşünür, bol para kazanır, kendi işinin patronu olur. Bizim gibi yani. Tabii ya, bizim gibi ya. Madem öyle, şimdiden alışalım bu Berat'a. Haydi şerefe. Şerefe. Buyur ablacığım, sen de bunları giyersin. Zeynep, bunları sana ben almıştım. Aa, hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum hiç? Hatta Elif'e de bunların aynısından almıştım. Bir örnek giyip yatardınız. Yine bizi öyle göreceksin abla. İnanıyorum ben. Çok umutluyum biliyor musun? İnşallah Zeynep. Ben de hissediyorum. Ya bu sefer çok güzel umutlar var içimde. Yarın her şey belli olacak. O kazayla ilgili sır perdesi ortadan kalktığında Elif'ime daha da yaklaşmış olacağım. Çok az kaldı. Yarına kadar nasıl sabredeceğim ben şimdi? Ben de çok heyecanlıyım biliyor musun abla? İyi ki bu gece burada kaldın. Birlikte olmak istedim çünkü. İyi ki varsın Zeynep. Sen de ablacığım, sen de. Bu gece burada mı yatacaksın Selim? Evet abi. Zeynep ile Melik abla daha rahat ederler diye düşündüm. Abi, ikiniz de uzun zamandır çok yıprandınız. Hele Melek abla, kadın Elif'in hasretinden perişan oldu. Onun için ayrı zor, senin için ayrı kahredici bu durum biliyorum. Melek ablaya az da olsa kızgınlığın geçti mi abi? Şu an düşündüğüm tek şey Elif'i bulmak Selim. Biliyorum abi, biliyorum. Kızımı bulmak için de ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Farkındayım. Bütün bu yaşadıklarınıza rağmen elinizden gelenin çok daha fazlasını yaptınız. Bu yüzden size çok büyük saygı duyuyorum abi. Elif'i bulduğunuz zaman hayat ikiniz için de yeniden başlayacak diye düşünüyorum. Sanki uzun süren kış bitmiş, yeniden bahar gelmiş gibi hissedeceksiniz. Böyle hissediyorum. Bilmiyorum Selim. Bilmiyorum. Yani kızıma kavuştuktan sonra neler hissedeceğim, neler yaşayacağım hiçbir şey bilmiyorum. Açıkçası bunu şu anda düşünmek de istemiyorum. Eğer bulunursa hayat ikisi için yeniden başlayacakmış. İzin vermeyeceğim buna. Vermeyeceğim. Elif'i bulduktan sonra... Asuman ne oluyor? Önemli bir şey herhalde böyle kapıyı vurmadan girdiğine göre. Ben affedersiniz ya. Böyle telaşlanınca birden. Kusura bakmayın. Neyse Asuman ne vardı? Tuğçe ya. Tuğçe çok huysuzlandı. İlla babam da babam diye tutturuyor. Bir türlü uyumak bilmedi de. Ben dedim Tuğçe'cim dedim bak baban yorgundur dedim ama işte. Tamam geliyorum. Niye uyumuyormuş bakalım? Sizi özlemiştir galiba. Neyse Selim sonra konuşuruz. Tamam abi. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Asuman hani uyumadı demiştin. Uyumuş ya yani. Vallahi ben odadan çıktığımda uyanıktı.
Yavrum ben gelene kadar uyuyakalmış işte. Bak görüyor musunuz beni de yalancı çıkardı. Yok canım. Biliyor musunuz? Bütün gün babam babam diye sayıklayıp durdu sürekli. Hatta sizinle böyle bir resmini çizmiş el ele. Tuğçe hep diyor ki babamın gözü benden başka hiç kimseyi görmez. Ben babamın bir tanecik kızıyım diyor. Yani. Kenan Bey, kızınız resmen size aşık. Canım benim. Siz de öyle tabii. Yani bütün sevginizi ona vermişsiniz. Ben çıkayım da uyandırmayayım. Ha, tabii tabii ben üstünü bir güzelce örteyim. İyi geceler. İyi geceler. Asıl sana aşık olan benim, ben. Şu hayatta ilk defa doğru düzgün bir adama aşık olduk. Ama o benim farkımda bile değil. Böyle mesafeli, soğuk soğuk konuşmalar. Ama ben bu buzdağın eritmesini bilirim. Ben de Asuman'sam ne yapıp ne edip onu kendime aşık edeceğim. Afiyet olsun. Sağ ol. Çocuklar uyanmadı mı Tülay? Hiç seslerini işitmedim. Ben de duymadım. Günaydın. Ben hazırım da Kenan aşağı indi mi? Melek, kızım gel otur. Önce iki lokma bir şey yiyeyim de. Hadi çıkalım. Hadi hemen. Oğlum, ağzınıza iki lokma bir şey atın da öyle gidin. Aç açın olmaz. Hasta olacaksınız diye korkuyorum çocuğum. Çok sağ olun Aliye Hanım ama biz bir an önce çıksak. Peki kızım, haklısınız. Kenan, avukat geliyor değil mi? Dilekçeyi de hazırladı. Hazırladı, hazırladı. O da gelecek zaten. Oğlum, bizi habersiz bırakmayın. Tamam anne. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim bir an önce torunumu bize kavuştursun. Amin. İnşallah Aliye Hanım.
baba. Hı. Nereye gidiyorsun? Koca karıya. Ya bir hadi özelini. Hı hı. Hemen giyinip gelin, ben de götürürüm. Olmaz. Benim acelem var. Seni bekleyemem şimdi. Yüftan. Şimdi mızmızlanma. Beni dinle, geç içeri. Hadi bakayım. Hadi geç içeri. Of ya. Ben hazırım. Tabii tabii. Şimdi çıktım evden. Ha iyi iyi. Geleyim mi ben de? Yok yok. Hiç gerek yok. İşim uzun sürmez zaten. Ha iyi, öyle diyorsan. Tabii tabii. Bana bak. Sen alıcıyı kap, 2 saat sonra doğru notere getir. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hadi, eyvallah. Hadi bakalım. Bu iş bu sefer oldu vallahi. Duydun mu yavrum? Eline sağlık Rabia teyze. Allah'ıma şükürler olsun ki sizin gibi canları gönderdi bana. Soframa bir ses, bir bereket oldunuz yavrum. Şimdi sen olmasaydın ben tek başıma oturup sofrada ne yapacaktım? Yavrum benim, güzel kızım benim. Şimdi birazdan Cemal dayın da gelir. Aa, bak iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ben kapıyı açayım. Maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Ne güzel kahvaltı yapıyorsunuz. Ben de tam yemeğin üstüne geldim. E buyur evlatçığım, sen de beraber yapalım kahvaltımızı, buyur. Sağ olasın Rabia teyzem. Ben o işi hallettim, tokum. Sen şey yani şuna bir imza at da ben bir an önce işleri halledeyim ha. Yani... Oğlum ben kiracıları çıkartmak istemiyorum ki. Yahu dedim ya Rabia anacığım, tedbir amaçlı bir yamuk yapmasınlar diye. Hem bunu bütün iş yeri sahipleri tedbir amaçlı yapıyor zaten. Eh madem sen öyle diyorsun oğlum. Ha şöyle, biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da başkalarının da canı yanmasın değil mi? Eh iyi o zaman getir. Bir okumadan imzalamak istemiyorum ama. Gerçi yakın gözlüğümü de bulamıyorum bir türlü. Okuyacağım da anlayacağım mı anacığım ya? Onlar kendi dillerince yazıyorlar işte. Ondan sonra çöz çözebilirsen. Sen merak etme, ben varım ben. Senin gözünüm, kulağınım. Artık hiçbir yamuk olmaz anacığım ya. Peki o zaman. Hay Allah, gözlüğüm de kayıp. Hiç de göremiyorum be oğlum ya. Okusaydım keşke şunu bir. Okuyacağım da ne olacak anacığım ya? Ne gerek var? Bir şuraya, bir de şuraya imza atacaksın, olup bitecek işte. Eh, peki madem. Buran mıydı, nereydi? Aynen, aynen. Gözlüğüm buradaymış Rabia teyze. Aa, güzel kızım benim. Çok sağ ol yavrum, teşekkür ederim. Aferin kızıma. Aferin yavruma. Aferin. Hadi artık hadi, bir an önce okumak istiyorum şu dosyayı. Sakin olun Kenan Bey. Birazdan her şeyi öğreneceğiz. Memur Bey, buldunuz mu dosyayı? Buyurun Kenan Bey. Kazayla ilgili bütün detaylar bu dosyada. Avukat Bey, dilekçenizi teslim ettiğinize dair sizden bir imza almam gerekiyor. Benimle gelir misiniz? Geliyorum. Ben dışarıdayım. Tamam Sufi Bey, sağ olun. Ne oldu Kenan? Ne yazıyor? Bir saniye. Aman Allah'ım. Ne oldu?
yazıyor. İnanamıyorum. Melek. Kazaya sebebiyet veren Arzu'ymuş. Bu ne demek oluyor Kenan? Yani Arzu her şeyi biliyor muydu? O kazayı da o mu planladı yani? Eğer bu kazaya Arzu sebep olduysa... ...başından beri bu olayın içinde demek ki. Yani o sahte mezarı da o yaptırdı, öyle mi? Arzu, geberteceğim seni. Geberteceğim seni Arzu. Başka ne yazıyor, baksana. Oğlum... biz nasıl bir kupasın içinde düştük böyle? Melek... Arzu bu kazadan sonra bir ay hapis yatmış. Nasıl yani? Emin misin? Bizden saklamışlar bunu. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Melek bu Nurten'i de Muhsin'i de hepsini tanıyor. Ölümlerine de o sebep oldu. Yani yavrumun mezarını bile o kazmış olabilir. Öyle değil mi? Bu kadar ince ince her şeyi planladıysa... ...o zaman şimdi Elif'in de nerede olduğunu biliyor demektir. Rabia Hanım teyze, yahu okuma artık şunu, imzala gitsin. Zaten karınca duası gibi yazmışlar. Yazıktır, yorma gözünü. Cemal oğlum, sus birazcık. Aklını karıştırıyorsun, okuduğunu da unutturdun. Rabia Hanım teyzeciğim, anlayacak bir şey yok. Al şu kalemi, tut. At imzayı, bitsin. Hadi ama işim var diyorum. Hadi imzala. Oku bitmez o. Atsana. Yahu iki karalayacaksın diye şurada çektirdiğin eziyete bak. Senin için uğraşıyorsun. Cemal, oğlum burada satışlar için vekaletname diyor. Oh. Vekalet değil. Cemal oğlum, hani bu tahliye taahhütüydü? Öyleydi. Bak burada neler yazıyor. Açmıyor mu? Açmıyor tabii. Suçunu bilip de açar mı hiç? Peki ne yapacağız şimdi Kenan? Necdet'e gidiyorum. Bütün bunların hesabını soracağım. Tamam hadi gidelim. Gördün mü ne yazdığını? Sen ver şuna ben bir daha bakayım. Mal sahibinin tahtını. Allah Allah! Yanlış bunlar yahu. Yanlış belgeler bunlar. Başka bir şey. Karışmış. İyi ki fark ettin ama ha. Nasıl olmuşsa karışmış işte. Nasıl karışmış Cemal oğlum, nasıl karışmış? Ya ben bir de anlayabilsem Rabia Hanım teyzeciğim. Bir de ben anlayabilsem var ya... ...olmuş işte. Yani olacak iş değil. Ben başka şeyler için şey etmiştim bunu ama... ...bunlar... Neyse Rabia Hanım teyzeciğim. O kadar önemli bir hata değil. Ben düzeltir onları getiririm. Tamam mı? Hallederiz. Takma kafana. Biz şimdi kalkalım ha. Hadi gidiyoruz. Elif kalsın oğlum. Şimdi gidelim. Daha sonra tekrar geliriz. Rabia teyzeciğim, sen merak etme. Hadi. Gitmesin. Benim sırtımı merhem sürecek kızım. Sürsün. Efendim oğlum? Sürsün. Rabia teyzeciğim. Sürsün tabii ya. Hadi ben çıktım. Tamam, sağ olun. Sürsün bakalım. Lan ben sana göstermez miyim küçük şeytan? Bu 2 liranıma taş koyuyor ya. Kadın ne güzel gözlüksüz göremiyorum dedi. Aldı gözlüğü getirdi önüne koydu arkadaş ya. Ah ulan ah! Bu sefer elime geçersen var ya. Ben o gözlüğü parça parça kırıp sana yedirmez miyim ha? Yedirmez miyim? Meryem'in süreyim mi Rabia teyze? Ah benim güzel yavrum, Elif'im.
İyi ki gözlüklerimi getirdin, buldun kızım bana. Allah senden razı olsun yavrum. O kağıtları imzalamamam iyi oldu değil mi? Hı hı. Arzu! Sen bu kapıyı açmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Aç kapıyı! Kenan Bey? Nerede o? Efendim? Arzu evde mi? Siz bir şey mi diyecektiniz Kenan Bey? Diyeceğim. Diyeceğim ama kendisine diyeceğim. Arzu! Arzu! Kenan? Senin ne işin var burada? Sakın bir adım daha atayım deme. Ne oluyor böyle? Ne olduğunu sen söyleyeceksin. Ne söylememi istiyorsun? O kazadan önce Nurten'le Muhsin Köse'yi neden takip ediyordun? Biraderim, gel otur aga be. Ya yine ne pürüz çıktı? Bir imzayı çizdirttiremedin ha. Ya nine mine dedik ama anasının gözü çıktı kadın be. Tutturdu ille okuyacağım da okuyacağım kağıdı arkadaş ya. Allah Allah. Okudun mu bari? Ah ulan ah. Her şey o saf görünümlü, örgülü cadı yüzünden geldi başıma. Bakayım ya. İkidir işimi bozuyor velet. Kıracağım bacaklarını, haberi yok. O kim oğlum ya? Senin küçük kızdan mı bahsediyorsun? Yok ya. Verdiler üzerimize işte, yapıştı kaldı arkadaş ya. Ha, bahsetmiştim bir kere ama kafam çok kıyaklı, hiçbir şey hatırlamıyorum. Boş ver zaten, salla gitsin ya. Uzun hikaye. Şimdi ne olacak? Gene elde var sıfır öyle mi? Olur mu? Ben halledeceğim. Gerçi kadın bu işe biraz gıcıklandı ama olsun. Sen hiç meraklanma. Peşindeyim. Ne kazası? Nurten'le Muhsin Köse'nin öldüğü kaza. Niye takip ediyordun onları? Ne takip etmesi? Delirdiniz mi siz? Ben sadece istemeden talihsiz bir kazaya karıştım. İkisini tanımıyordun yani öyle mi? Hayır, ikisini de tanımıyorum. Nereden tanıyacağım? Yalan söyleme. O insanların kim olduğunu bal gibi biliyordun. Kenan, neden bahsettiğine dair hiçbir fikrim yok diyorum. Elif'e bakan aile trafik kazasında hayatını kaybediyor. Sense bu işte parmağın olduğunu inkar ediyorsun ha? Tesadüf. Sadece tesadüf. Yalan söyleme. Sadece arkalarından gittiğin için mi bir ay hapis yattın? Cevap ver, niye susuyorsun? Nöbetçi mahkeme kazaya sebebiyet verdiğimi düşünerek tutuklama kararı aldı. Ama daha sonra susuzluğum ortaya çıktı. Serbest kaldım. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun sen! Neye inanırsanız inanın. Ben gerçeği söylüyorum. O zaman kızımın nerede olduğunu da söyle bize. Ne oluyor burada? Senin ne işin var evimde? Sizin yaptığınız şerefsizliklerin hesabını sormaya geldik. Haddini bil. Benim evimde... Kim oluyorsunuz ha? Kim? Ne oluyor ya? Bu sesler ne? Nazan ne oluyor? Necdet neden bağırıyor? Gonca Hanım, siz aşağı inmeyin lütfen. Odanızda kalın. İyi de neden? Aşağıda ne oluyor? Nazan söylesene. Kenan Bey'le bir hanım geldiler. Ne? Kenan Bey mi? Evet efendim. Gonca Hanım lütfen.
Çok tehlikeli, aşağı inmeyin. Silahlar çekildi, ben bile çok korktum. Ne? Evet. Hemen defolup gidin evine. Adamına söyle çeksin silah üstümüzden. Tamam, şimdi basın gidin buradan. Elif'in, kızımın nerede olduğunu öğrenmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Biz nereden bilelim nerede olduğunu? Senin bu kızın en başından beri işin içinde. Elif'e bakan aileyi de çok iyi tanıyor. Onların ölümüne de senin kızın sebep oldu. Ne saçmalıyorsun sen be? Yaptığınız pislikleri örtbas etmek için söylemediğiniz yalan kalmadı. Ama bitti Necdet. Uyum bitti. Söyleyin. Söyleyin benim kızım Elif nerede? Ya sen ne laftan anlamaz bir adamsın. Defol diyorum sana. Arzu'nun Elif'e bakan ailenin ölümüne sebep olduğunu ve bu yüzden hapis yattığını hepimiz biliyoruz Necdet. Senin bu kızın en başından beri oyunun içinde. Ya onları tanımıyorum diyorum, anlamıyor musun? Yalan söyleme. Yalan söyleme. O insanları en son sen gördün. Hatta en başından beri belki de sen tuttun o insanları. Kızım nerede ha? Benim kızım nerede söyle. Eh yeter be. Defolun gidin şimdi buradan. Yoksa ben göndermesini iyi bilirim. Sen de bu işin içindesin. En başından beri ikiniz planladınız bunu. Ne planı be? Ne planı? Ne planı öyle mi? Kızımın öldüğüne sırf inanalım diye sahte bir mezar bile hazırlamışsınız. Belli ki ikiniz birlikte yaptınız değil mi? Bu saçmalıkları dinlemeyeceğim. Şimdi defolun gidin buradan. Elif'in nerede olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyoruz. Başlayacağım şimdi kızına da mezarına da. Kızımın nerede olduğunu söylemezsen bu evden sağ çıkamazsın Necdet, anladın mı? Ağır ol. Söyle çabuk kızım nerede? Sen kışkırttın değil mi Kenan'ı? Ha? Sen kışkırttın. İpe sapa gelmez fikirlerle onun aklını doldurdun değil mi? Dokunma ona! İkinizden de bıktım. Hayatımı mahvettiniz. Melek! Melek! Neredenmişsin? Hemen doktor bey haber verin. Siz burada bekleyin lütfen. Ne yaptın sen ha? Başımıza daha ne kadar dert açacaksın? Senin salaklıkların yüzünden hepimizi nasıl bir tehlikenin içine attığının farkında mısın sen? Baba, beni haksız yere... Arzu, kes sesini. Zaten hepsi başına buyruk iş yapmandan oluyor. Adam tutmalar, rüşvet vermeler, sahte mezar açmalar. Söylediğinde sen de memnun olmuştun. Elif'e öldü biliyorlar dediğimde yüz ifadem hiç öyle söylemiyordu. Arzu, sen o çocuğu öldürmek için benim adamımla anlaşıp arkamdan iş çevirdin. Baba ben... Sadece iş daha fazla uzamasın istedim. Arzu, o çocuğun ölüsü değil, dirisi işimize yarayacak. Hala kalın kafan almıyor bunu. Hırsın ve kıskançlığın yüzünden her şeyi berbat ediyorsun. Her şeyi. Peki, peki ben hırslıyım. Ya sen? Şimdiye kadar şu kadar olsun beni düşünüp hareket ettin mi ha? Arzu, aylardır kim topluyor senin arkanı? Ben seni düşünmeseydim şimdi burada değil, ya mezarda ya hapiste olurdum. Olsaydım. Keşke olsaydım. Şu evde süs bitkisi gibi oturmaktan mutlu muyum sence ben? Ben de evimi, kızımı, kocamı özledim. Onları geri kazanmak istiyorum. Kocasını geri kazanmak istiyormuş ya. Heh! Sen bu işten paçanı nasıl kurtaracaksın onu düşün. Birazdan polisler geldiğinde ne yapacaksın? Polis mi? Ya, polis. Pılını pırtını topla gidiyorsun. Nereye gidiyorum? Çatalca'daki eve. Çatalca'daki evde incin top oynuyor. Tek başıma ne yapacağım ben orada? İyi işte. Biraz yalnız kal da aklın başına gelsin. Baba, gitmek istemiyorum. Sana fikrini sormadım. Gitmek istemiyorum diyorum. Gideceksin. Eşek gibi gideceksin.
Doktor bey, hastanın durumu nasıl? Beyin MR'ı çekilmeden kesin bir şey söyleyemem maalesef. Çıkacak sonuca bağlı. Peki nasıl bir sonuç çıkabilir? Bir tahmininiz var mı? Bakın, çarpmadan ötürü hastada ödem ya da beyin kanaması oluşmuş olabilir. Beyin kanaması mı? Şöyle söyleyeyim. Beyin kanaması çarpmanın şiddetine göre değişiklik gösterir. Eğer kanama beyin dokusu içerisindeyse farklı bir cerrahi müdahale uygulanır. Dediğim gibi MR'ı bekleyeceğiz. Bir gelişme olduğu takdirde ben sizi bilgilendireceğim. Erkut, hiç vakit kaybetmeden Arzu'yu alıyorsun, Çatalca'daki eve götürüyorsun. Başına da bir tane adam dikip geliyorsun. Tabii Necdet Bey. Yalnız sorabilir miyim niye? Ya ne olacak? Yine boyundan büyük işlere kalkışmış. Her zamanki gibi de eline yüzüne bulaştırmış. Ne yapmış ki? Tutmuş Elif'e sahte mezar yaptırmış. Aklınca Emiroğullarını Elif'in öldüğüne inandıracak. Elinde patladı tabii. Kimseye sormadan böyle işlere kalkışırsan olacağı bu. Kenan'la Melek de Arzu'ya hesap sormaya geldiler. Nasıl? Buraya mı geldiler? Evet. Haydut gibi evimi bastılar. Necdet Bey, bağışlayın da kafam karıştı. Bütün bunları Arzu'nun yaptığını nasıl öğrenmişler? Ya of! Erkut, amma soru sordun ya. Birazdan polisler gelecek buraya ama ben sana hikaye anlatıyorum. Polisler niye geliyor Necdet Bey? Çünkü benim salak kızım Melek'i merdivenlerden aşağıya itti. Kadın şimdi hastanede. Durumu ciddiydi. Kasıtlı itmiş yani. Evet Erkut, evet. Amma soru sordun ya. Zaten sinirlerim tepemde. Al götür şu kızı buradan. Polis gelmeden, kimse görmeden al götür şunu. Tabii, merak etmeyin. Sonra Arzu birden Melek'in üstüne yürümeye başladı. Dokunma diye bağırdım ama müdahale edemeden merdivenlerden aşağı itti. İtildiğine emin misiniz? Bakın bu büyük bir iddia. Evet memur bey. Gözlerimin önünde oldu her şey. İddia falan değil. Kenan bey, anlattığınıza göre siz de zorla Necdet Bey'in evine girmişsiniz. Bunun için sizden şikayetçi olabilirler. Hiçbir şey umurumda bile değil. Suçlu olan onlar, biz değiliz. Melek'e bir şey olursa o zaman korksunlar benden. Ah zaman, gurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da, dilim susar sözlerim. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzüm. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar canım.